Merhabalar. Eğilme bahsiyle ilgili bundan önce yapmış olduğumuz 3 ders içerisinde öncelikle basit eğilmeyi anlattık. Daha sonra eğilmede gerilme yığılması ve kompozit yani birden fazla malzemeden yapılmış kirişlerden bahsettik. Bunların eğilmesinden. Son olarak 3. dersimizde ise eksantrik yüklere maruz yapıların analizinden bahsettik ki burada hem eksenel gerilme, çeki veya bası hem de eğilme momenti oluşuyordu ve süperpozisyon yöntemini kullanarak buradaki kesit üzerindeki toplam gerilme dağılımını bulabilmiştik. Bu dersimizde ise yine eğilme bahsi içerisinde olan simetrik olmayan eğilme konusunu işleyeceğiz. Şimdi buraya kadar yaptığımız problemlerde, analiz ettiğimiz problemlerde hatırlayalım. Biz demiştik ki kirişimizin kesitinin bir simetri düzlemi var. Buradaki iki örnekte gördüğünüz gibi. Ve bizim eğilme momentimiz aslında o simetri düzlemlerinde etkettiğini öngörüyoruz demiştik. Ve dolayısıyla bu problemlerde kesit simetrik olduğu için örneğin şurada işaretlediğim sol üst köşe ile sağ üst köşe bu simetri eksenine eşit uzaklıklarda olduğu için ve bu tüm kesitte geçerli olduğu için bu özellik burada simetrik eğilme ve basit eğilme oluşur demiştik. Aynı şekilde alt noktalar için de söyleyebiliriz veya kesit üzerindeki herhangi iki nokta için de söyleyebiliriz. Yani aynı Y seviyesinde, Y koordinatı seviyesinde biz simetrik bir deformasyon ve gerilme hali görüyoruz. Ve bizim eğilme momentimizin vektörü sağ el kuralına göre belirlediğimiz değil mi? Sağ el kuralına göre parmaklarımızın yönü okun yönünde. Baş parmağımız ise moment vektörünün yönünü gösteriyor vektörel gösterim için. Bunun tarafsız eksen ile çakıştığını söylemiştik. Değil mi? Tarafsız eksenin tanımı neydi? Gerilmenin sıfır olduğu eksen. Bu eksenin üstünde eğilme momentinizin yönüne göre ki bu örneklerde bakınız eğilme momenti yukarıya bastırıyor. Demek ki tarafsız eksenimizin üzerinde bası gerilmesi var. Alt tarafında ise okun yönü oradan uzaklaştığı için çeki gerilmesi yani pozitif gerilme var. Benzer şekilde buradaki ters U kesitinde de aynı şeyi söylemek mümkün. Burada simetri düzlemimiz var. Tarafsız eksen üzerinden uygulanan ve simetri düzlemimize vektörel olarak dik olan bizim M momentimiz var. Bu problemde simetrik eğilme problemiydi hatırlayalım. Peki simetrik olmayan eğilme nedir? Bakınız yine aynı I profilini aldık ama şimdi sola doğru XYZ düzlemi içerisinde belli bir açıyla döndürmüşüz. Momentimiz, eğilme momenti vektörümüz yine yatay Z koordinatının üzerinde onunla çakışmış durumda. Bu durumda biz simetrik eğilme bekleyebilir miyiz? Hayır. Neden? Çünkü artık moment düzlemimiz bizim, bakınız yine y ekseni boyunca olacak değil mi? Y ekseni momenti uyguladığımız düzlem içerisinde. Ancak bu düzlem artık bizim kesitimizin simetri düzlemi değil, kesitimizin simetri düzlemi de kesitle beraber belli bir açıyla döndü. Dolayısıyla burada biz simetrik bir eğilme bekleyemeyiz. Yani şu nokta ile bu nokta arasındaki gerilmenin aynı olmasını bekleyemeyiz. Tarafsız eksen de tabii başka bir konumdan geçecektir kesit üzerinde. Onu şu anda bilmiyoruz ama hesaplayacağız. Benzer şekilde yukarıdaki U kesitimizi de döndürsek, her ne kadar yine moment vektörümüz yatayda kalsa da, yani X, Y düzlemi içerisinde X bize doğru burada tabii. Değil mi? Üçüncü boyutu düşünürsek sayfa düzleminde. Moment etkimiz aslında X, Y düzlemi içerisinden uygulanıyor. Vektör
Z yönünde. Yani bu Z ekseni üzerinde. Benzer şekilde yine tarafsız eksenimizin biz burada moment vektörü ile çakışmasını bekleyemeyiz. Çünkü moment yükleri simetri düzleminden etki etmiyor. Şu şekilde bir L şekline sahip bir kesit düşünsek, aynı şekilde burada da bir simetri düzlemi yok. Bu problemde bir simetri düzlemi yok. Dolayısıyla burada da bizim herhangi bir şekilde şu iki noktada örneğin simetrik bir gerilme dağılımı bekleyemeyiz. Bekleyemeyiz. Bu noktaların şurada bu tarafta karşılıkları yok değil mi? Yani bizim aslında y eksenimiz kesitin simetri düzleminde değil. Yine aynı şekilde bu problemden de biz simetrik bir eğilme davranışı bekleyemeyiz. Peki, tekrar edecek olursak formal bir cümleyle dikey düzlem yani xy düzlemimiz kesitin simetri eksenini içermediğinden dolayı Kirish'in bu düzleme göre simetrik olarak eğilme deformasyonuna uğrayacağı veya tarafsız eksenin moment vektörü ekseniyle çakışacağı beklenemez. Bunu ben detaylıca şekilleri açıklarken size söylemiştim zaten. Peki biz şimdi bu tür problemleri nasıl analiz edeceğiz? Yani şurada bakalım. Her ne kadar çok rastgele olmasa da yaygın görebileceğimiz bir kesit şekli L şeklinde. Ama şunu diyelim. Rastgele veya herhangi bir şekle sahip bir kiriş kesiti için hangi şartlar altında kesitin tarafsız ekseni ile kesite etki eden iç kuvvetleri temsil eden moment vektörü hangi şartlar altında çakıştığını belirleyelim. Belirleyelim ki biz simetrik eğilme problemlerinde uyguladığımız yöntemleri, formülasyonu ve analiz adımlarını takip edebilirim. Hangi şartlar altında gerçekleşir bu? Eğer bunu belirleyebilirsek problemimizi o şartlara uyarlayarak biz basit eğilme yani simetrik eğilmede uyguladığımız analiz adımlarını uygulayabiliriz. Peki. Yani şunu söylüyoruz. Bakınız rastgele şekle sahip bir kiriş ve onun belli bir kısmından kesmişiz. Şu şekilde eğrisel bir sınırı olan bir kiriş kesitinden bahsediyoruz, değil mi? Rastgele şekle sahip bir kiriş kesiti. Biz ne dedik yukarıdaki paragrafta? Hangi şartlar altında? Benim tarafsız eksenim ile bu kesit üzerinde dağılmış olan gerilmelerden dolayı oluşan iç kuvvetleri temsil eden M moment vektörü, o iç kuvvetlerin sonucu oluşan M moment vektörüm hangi şartlar altında bu aynı Z ekseni üzerinde çakışırlar? Bu şartları belirleyelim. Amacımız bu. Burada tabii biz şimdi bakınız bir DA elemanı alalım. Daha önce yazmıştık hatırlarsanız. Bu DA elemanı üzerinde etki eden sigma x çarpı DA neydi? Bu eleman üzerinde, bu diferansiyel alan elemanı üzerindeki diferansiyel kuvveti, iç kuvveti gösteriyordu. Ve buradan biz bununla ilgili denge denklemlerini yazdık. Neydi bunlar? Bir, ben bir defa bu kesite herhangi bir x yönünde herhangi net bir kuvvet uygulamıyorum. Çekme veya basma net dış yüküm yok. Dolayısıyla ben bu kesit boyunca tamamen değil mi? Tüm bu sigma x da'ları toplarsam yani alan üzerinden integre edersem sonucu bana sıfır vermeli. Çünkü net dış yük yok. Dolayısıyla kesitte etki eden net tesir de toplam fx açısından sıfırdır. Peki benzer şekilde bu sigma x da diferansiyel kuvvetinin iç kuvvetin
eksenine göre bir moment etkisi var. Ne ile? Z koordinatı moment kolu olarak etkiyor gördüğünüz gibi bu eleman için. Yani Z çarpı sigma x dA aslında bu sigma x dA diferansiyel kuvvetinin y eksenine göre pozitif yöndeki momentidir. Peki dış yükleme olarak bu kirişe ben herhangi bir dış MY momenti de uygulamamışım. O zaman varsa eğer böyle bir şey, yani bunun, bu sigma x dA'nın bireysel manada bu diferansiyel alan elemanı için bir momenti olacaksa, ben bunu tüm alan üzerinden integre ettiğim zaman net etki yine sıfır eşit olmalı. Çünkü MY sıfır. Net MY yok kirişime etkeden. Dolayısıyla kesitte de olmayacak. Diğer üçüncü denklemimiz neydi? Eksi y çarpı sigma x dA. Değil mi? Benim burada bakın eksi y, burada pozitif, negatif y koordinatındayız. Eksi y diyoruz. Bir negatif y de koordinatın kendisinden gelecek, pozitif olacak. Sigma x dA bu problem için gördüğünüz gibi bu eleman için orada pozitif, yani çeki gerilmesi. Yani aslında z eksenine göre pozitif moment oluşturuyor. Dolayısıyla bu denklem doğru. Yani aşağı noktalarda z'nin alt kısımlarında z ekseninin y'nin kendisi de eksi olacağı için bir eksi de burada var. Artıya dönüşecek ki olması gereken de o. Yani pozitif mz moment oluşturması lazım. Alttaki dA diferansiyel elemanımız. Bu diferansiyel elemanın bütün diferansiyel elemanların kesit boyunca o zaman momentlerini toplasam nereye göre? Z eksenine göre bana kesit tesirim olan M momentini, yani MZ'yi vermeli. Ben bu kiriş kesitine sadece MZ uyguluyorum. Daha önce simetrik kesitlerle çalışıyordum. Şimdi tek fark ne? Benim kesitimin herhangi bir simetri düzlemi veya geometrik düz kenarları şöyle böyle o tür özellikler yok. Rastgele eğrisel kapalı bir kesit aldım. Ve burada hangi şartlar altında bu tarafsız eksen ile en moment vektörümün çakışacağı şartları bulmaya çalışıyorum. Peki. Şimdi şuradaki bu iki nolu denkleme bir bakalım. Daha önce biz bunu irdelememiştik simetrik eğilme problemlerinde. İrdelememiştik. Neden? Çünkü kesitimiz simetrikti. Hatırlarsak şuraya ben çizeyim. Şöyle kesitimiz simetrikti değil mi? Yani dikey düzleme göre simetrik bir kesit. Tarafsız eksenimiz bizim şöyle bir yerden geçmişti. Hatırlayalım. Tabana biraz daha yakın. Çünkü orası geniş bölge. Burada bir sigma x dA varsa, yani bunun koordinatı burada z idi. Şu ortasından alalım z. Tam bunun karşısında bulunan eksi z koordinatında da bir başka dA üssü elemanım var. Bu dA ise. Ve her ikisi de aynı sigma x dA iç kuvvetine maruz. Ve MY açısından momentler birbirini zaten götürüyordu. Öyle değil mi? Daha önceki şu simetrik kesitte sahip kirişimizi düşünelim. Bu da bunun üçüncü boyutuydu şöyle. Hatırlayalım. X yönümüzde dolayısıyla şöyle kirişin uzunluğu boyuncaydı. Bu bizim Z eksenimizdi. Şurası da bizim Y eksenimizdi. Yani her bir DA elemanına karşılık gelen Y ekseninin öbür tarafında bir DA üssü elemanı vardı ve negatif Z koordinatında. Dolayısıyla onların momentleri zaten çeki bölgesinde de, bası bölgesinde de, yani tarafsız eksenin altında da, üstünde de birbirlerini götürüyordu MY momenti açısından. Bu zaten sağlanıyordu. MY eşittir 0 zaten sağlanıyordu simetrik kesitte. Ancak şu anda bunu burada söyleyemeyiz. Değil mi? Y eksenin bakınız burada. Sigma x dA, yani dA elemanımın konumu burada z koordinatında. Bakıyoruz. Şurada evet bir başka dA elemanım var aynı eksi z koordinatında. Ama kesitin tüm simetri özelliği sağlanmıyor y eksenine göre. Dolayısıyla ben bunu bütün dA elemanlar için yapamam.
Yani şurada bir DA elemanı varsa veya şurada bir DA elemanı varsa eksi Z bölgesinde, bunun karşılığında pozitif Z bölgesinde bir DA elemanı yok gördüğünüz gibi. Yani kesitim simetrik değil kısacası. Dolayısıyla şimdi biz bu denklem hangi şartlar altında sağlanır ona bakacağız. Bu denklem hangi şartlar altında sağlanmalıdır ona bakalım. Peki. Biz basit eğilme problemlerinde kullandığımız yöntemi ve analiz adımlarını kullanmak istiyoruz. Bunu yapmamızın nedeni bu. Hangi şartlar altında tarafsız eksen ile en momenti çakışır? Bunu araştırıyoruz. Peki basit eğilmede kullandığımız gerilme formülasyonu neydi? Sigma x eşittir eksi y bölü c sigma m idi. Sigma m neydi? Maksimum eğilme gerilmesiydi, değil mi? En alt düzeyde veya en üst düzeyde c değeri, c mesafesi hangisine daha uzak ise. Yani aslında gerilmenin lineer, doğrusal olarak değişim denklemi bu. Gelip şimdi biz bu ifadeyi iki nolu denge denklemimizde yerine koyalım. Şu şekilde bakınız. Sigma m ve c tüm kesit için sabit. Tüm kesit için sabit. Dolayısıyla integralin dışına çıkabilir. Geriye ne kaldı? Zyda alan üzerinden integral Zyda, yani herhangi bir noktanın z koordinatı çarpı y koordinatı ve bu noktayı çevreleyen diferansiyel da elemanımız. Bunu tüm alan üzerinden integre ettiğimiz zaman sıfır olması lazım diyoruz. Hatırlayalım statik dersinden. Neydi? Mesela biz ix'i yazmak istiyorsak düzlemde kesiti düşünelim. Y kare da bizim neydi? Ix'imizdi. Iy'miz neydi? Iy'miz neydi? X kare da idi değil mi? Atalet momentleri veya birinci alan atalet momentini ağırlık merkezi için kullanıyorduk. Bu da ikinci momentiydi kesit alanımızın. Birinci momentini ağırlık merkezleri için kullanıyorduk. Ix, Iy. Bir de Ixy vardı hatırlayalım. Neydi bu da? Çarpım atalet momenti. Yani Xy DA. Ne içindi? Şu şekilde rastgele bir bizim alanımız var ise, X ve Y eksenlerimiz bu şekilde ise A alanına sahip. Buradaki herhangi bir DA elemanını düşündüğümüz zaman. Peki, şimdi burada ne var? Y ve Z eksenlerimiz var. Diyoruz ki ZYDA, yani YZDA çarpım atalet momenti sıfır olmalı. Çarpım atalet momenti ne zaman sıfır olur bir kesitte? IYZ çarpım atalet momenti ne zaman sıfır olur? Y ve Z eksenleri ancak ve ancak merkezi asal eksenler ise sıfır olur. Asal eksenler, kesitin asal eksenleri. Çarpım atalet momenti o zaman sıfır olur. Peki, kesitte etki eden, o zaman şartımızı şimdi bulduk. Biraz önce neyi biz bulmaya çalışıyorduk? Hangi şartlar altında dedik? Tarafsız eksen ile en moment vektörümüz çakışır. Yani onun üzerinde bası var, altında çeki var. Pozitif momenti düşündüğümüz zaman. Bu şart neymiş o zaman? Kesitte etki eden iç kuvvet dağılımını temsil eden hem moment vektörü ekseniyle tarafsız eksenin çakışabilmesinin şartı hem moment vektörünün asal eksenlerden birinin üzerinden etkimesidir. Neden? Çünkü biz momentimizi z ekseni üzerinden etki ettiriyoruz. Bakınız burada. Biz bunun şartını aradık. Bu şart neymiş? Z ekseni de bize geliyor burada analizimiz. Diyor ki Z ekseni asal eksenlerden biri olmalıdır. Y ekseni de ona dik olduğuna göre Y ekseni de asal eksen olmalıdır. Peki o zaman simetrik kesite sahip bir kirişte bir defa simetri eksenleri zaten asal eksenlerdir. Biz bunu statik dersinden biliyoruz. Hatırlayalım bunu. Dolayısıyla IYZ o eksenler için sıfırdır. Yani şu şekilde bir T kesitine sahip bir kiriş alsak bizim Y de Z de burada asal eksenlerimizdir. Çünkü
bakıyoruz. Y'de, Z'de simetri eksendir aynı zamanda. Yani bu kesit Y'ye göre de simetriktir. Yatay yönde. Yani Y düzlemini ayna olarak alsak değil mi? Bunun solunda da sağında da aynı görüntüyü görüyoruz. Veya Z eksenini düşünsek, yatay eksen, dikey yönde de simetri var bu problemde. Dolayısıyla her iki eksen de aynı zamanda simetri eksenidir. Diğer yandan şu U kesitine baksak, döndürülmüş U kesitine, buradaki simetri eksenimiz Z eksenidir. Çünkü dikey yönde bu simetriyi görüyoruz. Simetriktir kesit. Her ne kadar Y ekseni simetri ekseni olmasa da simetri ekseni olan Z, ki aynı zamanda asal eksendir, dolayısıyla diğer asal eksen de 90 derece uzaklıktadır birinci asal eksenden. Yani Y de aslında bir asal eksendir. Dolayısıyla şu problemleri biz, bakınız, direkt basit eğilme formülasyonlarıyla analiz edebiliriz. Çünkü moment vektörü asal eksenlerden uygulanıyor. Burada L kesitine sahip bir kiriş kesitimizi düşünelim L şeklinde. Biz döndürülmüş, bakınız, eğer bizim Z ve Y eksenlerimiz asal eksenler ise bu problemi de aynı şekilde basit eğilme problemlerinde uyguladığımız yöntemleri kullanarak analiz edebiliriz. Neden? Çünkü Z ve Y eksenleri de burada asal eksenler olarak önce bulunmalı. Ondan sonra uygulayabiliriz. Demek ki bu L kesitinin bu Y ve Z eksenleri de aynı zamanda asal eksenleriymiş. Tabii bunu analiz edip bunun tam açısal konumu nedir bulmamız lazım. Yani şu aslında teta açısı ne kadardır? Bunu bulmamız gerekiyor, değil mi? Buna teta m dediğimiz de oluyor. Yani asal eksenin işte yatayla yaptığı açı veya geometrimizin, bu problem için düşündüğümüz zaman, geometrimizin dikey kenarıyla yaptığı açı. Bize dikey bir şekilde verilmiş olabilir bu problem. Biz o zaman ne yapacağız? Bu ekseni bulacağız ki momentimizi döndüreceğiz. Veya kestiğimizi dönmüş gibi düşünüp, buradaki açıda gösterdiğim gibi, onu uygulayacağız. Veya buradan da ölçebilirsiniz. Teta m1 deyin, teta m2 deyin. Yeter ki açıları karıştırmayalım. Önemli olan asal eksenin bu geometrinin belirli yönüne göre, kenarına göre hangi açısal konumda olduğunu bilerek ona göre doğru bir şekilde uygulamak. Uygulama yapacağız zaten bununla ilgili. Bir başka şekilde nasıl düşünebiliriz biz bunu? Burada geometri eğilmişti, bakınız. Moment vektörümüz yatayda kaldı ve böylece asal eksenle yatay eksen çakışacak şekilde bizim bir geometrimizi, kesitimizi eğdik biz bu döndürülmüş L kesitleriyle. Şimdi burada ise T kesitinde bir kirişimiz var, T kesitine sahip. Eğilme momentimizi, düzlemini eğiyoruz. Ne kadar? Daha önce şu simetri düzleminden etkiliyorduk. Y düzleminden, bakınız. Y dik düzlem içinde etkettiğini öngörüyorduk. Şimdi teta kadar eğmişiz saat yönünde. Bu perspektif görünüşte gördüğümüz şu mavi ile gösterilen düzlem içerisinden etkiliyor. Yani eğik bir şekilde etkiliyor momentimiz. Dolayısıyla eğik eğilme diye de karşılaşabilirsiniz bazı kaynaklarda. Bu simetrik olmayan eğilme problemlerini, eğik eğilme dediğimiz zaman simetrik olmayan eğilme olduğunu anlayalım. Kesite karşıdan baktığım zaman o zaman ne göreceğim? Daha önce şu şekilde yatayda olan sadece mz momentum vardı. Bu t kesitini etkilen, hatırlayalım. Yani dikey düzlemde etkettiriyordu. Şimdi benim moment vektörüm de bu yatay düzlemden teta kadar döndü saat yönünde. Bakınız şu açı, değil mi? Teta kadar döndü. O zaman ne oldu, bakınız? Benim moment vektörümün bir z eksenine iz düşümü var. Yani bileşeni var. Z bileşeni,
Bir de y eksenine izdüşümü var. Yani my bileşeni var. Simetrik olmayan eğilme problemleri nasıl çözebiliyordum? Ben eğer moment vektörümü asal eksenlerden uygularsam, asal eksenlerinden birinden uygularsam, uygulayacağım momenti, o zaman basit eğilme yöntemiyle analiz edebiliyorum. Burada ne var? İki tane moment bileşeni var uygulamam gereken. Ve bu iki moment bileşenin de asal eksenler üzerinden etkilemesi gerekiyor. Bakıyorum problemime, T kesit Y eksenine göre simetrik, değil mi? Görüyorum ben bunu. Sol tarafındaki uzunlukla sağ tarafındaki uzunluk aynı. Tamamen simetrik bir kesit var. E o zaman Y zaten bir simetri ekseni olduğu için aynı zamanda asal eksendir. Y asal eksen ise 90 derece ondan ötede olan, değil mi? Saatin ters yönünde Z ekseni de asal eksendir. Çünkü asal eksenler arasında 90 derece vardır. E burada da MZ o zaman bileşenimi etkettirebiliyorum. Demek ki ben bu problemi süperpozisyon yöntemiyle MY'yi uygulayıp gerilme analizini yapıp basit eğilme yöntemleriyle MZ'yi uygulayıp gerilme analizimi yapıp basit eğilme yöntemleriyle her bir nokta için ayrı ayrı bu MY'den ve MZ'den gelen gerilmeleri toplayarak toplam gerilme halini bulabilirim. Toplam gerilme değerini ve dağılımını bulabilirim. Peki. MZ, M çarpı kosinüs tetadır. Buradaki geometriden gördüğümüz gibi MY de M çarpı sinüs tetadır. Süperpozisyon yöntemiyle toplanması gerektiğini anlattık. Şimdi bu problemi aslında biz süperpozisyon yöntemi yaptığımız zaman şunu yapıyoruz. Daha önce biz şu dikey düzlemde zaten basit eğilmeli analizler yaptık. Hatırlayalım, bu tarz T kesite sahip bir kiriş üzerinde. Bir bu problemi analiz edeceğiz. Bir de tamamen 90 derece dönmüş şu yatay düzlemdeki MY'nin etkettiğini düşünerek problemimizi analiz edeceğiz. Ve sonuçlarımızı toplayacağız. Ne için? Her bir nokta için. Şu noktadaki gerilmeyi istiyorsak MZ'den gelen ve MY'den gelen bu iki nokta için gerilmeleri analiz edeceğiz, hesaplayacağız ve değerlerini toplayacağız. İşaretlerine tabii dikkat ederek. Çeki veya bası olmasına dikkat ederek. Burada bu gerilme yönüne baktığınız zaman eğilme momenti yönüne MZ bu noktayı basıya zorluyor. MY de görüyorsunuz bu noktayı basıya zorluyor. Dolayısıyla eksi ve eksi gelecek gerilmelerin önüne. Yani aslında eksi bölgesinde şiddetleri toplanmış olacak. Peki bu problem için o zaman sigma x nedir? Bakınız eksi mzy bölü iz'dir. Neden? Çünkü üst y bölgesini basıya zorluyoruz. Y'nin pozitif bölgeleri basıya zorlanıyor. Okun yönüne bakın. Basıya zorlanıyor. O zaman burada bir eksi olmalı. Alt bölge, yani eksi y bölgeleri ise çekiye zorlanıyor. Çeki gerilmesine. Bir y'de, bir negatif de buradan geleceği için sonuç pozitif olacaktır. Yani doğru. Peki sigma x benzer şekilde MY'den dolayı nedir? Pozitif z bölgesinde bakınız okumuz uzaklaşıyor değil mi kesitten? Yani çekiye zorluyor. Moment uygulama vektörümüzün şu eğrisel okun kuyruğu uzaklaşıyor kesitimizden. Yani pozitif bölgeyi çekiye zorluyor. Z pozitifse pozitif olmalı. Yani burada zaten bir artı var. Bu demek bu. Negatif bölge ise Z negatif olacak zaten. Basıya zorluyor. Moment vektörümüzün okunun ucuna bakalım. Bu negatif olacak zaten. Kendisi negatif olacak. Dolayısıyla sigma x eşittir MY Z bölü IY'dir bu da. Bakın birinde IY, birinde IZ geliyor. Neden? Çünkü birinde MZ uyguluyoruz, diğerinde ise MY uyguluyoruz. Değil mi? Birinde Z ekseninden geçiyor moment vektörümüz, diğerinde Y ekseninden geçiyor. Peki, toplam gerilme halimiz o zaman bizim eksi MZY bölü IZ artı MYZ bölü IY'dir. Her iki ifadeyi böylece toplamış oluyoruz. Yani süperpozisyon yapmış oluyoruz.
Peki tarafsız eksen nereden geçer? Tarafsız eksen bu gerilmenin sıfır olduğu yerde. Yani eşitliğin sigma x tarafına sıfır yazıp ben bu denklemi çözersem ve tanjant teta'nın my bölü mz olduğunu hatırlarsam, bakalım şu problemimizde tanjant teta yazalım. Bakın şurada tanjant teta yazın. Karşı dik kenar bölü, yani my bölü komşu dik kenar mz tanjant teta. My bölü mz olduğunda hatırlayarak bu denklemden biz şunu yazabiliriz. Y eşittir. Buradan çekersiniz bunu. Şuradan y'yi çektiğiniz zaman. Değil mi? Burası sıfırsa şu pozitif olarak eşitliğin sol tarafına geçer. Iz bölü iy tanjant teta çarpı z olur. Z'yi bu tarafa alırsanız y bölü z eşittir. Iz bölü iy tanjant teta olur. Y bölü z bize neyi ifade eder? Bakınız. Y bölü z aslında gerilmenin sıfır olduğu noktalardaki y ve z koordinatlarının oranını temsil eder bize. Yani aslında tarafsız eksenin y bölü z, tarafsız eksenin bize açısını söyler. Şu fi açısını bakınız. Fi açısını söyler değil mi? Şu fi şu şekilde z'den ölçülen fi açısını söyler. Tanjant fi'yi yazın burada. Bu kesitte herhangi bir şöyle biraz dışarıda göstereyim içerisi çünkü zaten kalabalık bir şekilde işaretlenmiş durumda. Şöyle bir noktayı işaretleyelim. Bunun bir şurada bir y koordinatı var. Şu kenardan da uygulanan bir z koordinatı var diyelim. Y bölü z nedir? O noktanın aslında tanjantıdır. O noktayla orijini birleştirdiğim doğrunun tanjantıdır. Dolayısıyla biz şimdi bunu silelim ve tarafsız eksen üzerinde şimdi bunu gözlemleyelim. Yani şöyle tarafsız eksen üzerinde bir nokta alalım. Ve şu şekilde bakınız şurası z koordinatım değil mi? Şurası da y koordinatım. Şuranın bu doğruyla yatayın yaptığı açının tanjantını yazmam demek karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Yani y bölü z demek. Demek ki bu bana neyi veriyor? Tarafsız eksenin yatay ile yaptığı açıyı veriyor. Dikkat edelim eşitliğimizi biz sıfıra eşitleyerek sigma x denklemimizi sıfıra eşitleyerek bu y bölü z oranı ifadesine vardık. Yani sigma x eşittir sıfır şartlarını sağlayan noktaların geçtiği doğrunun tanjantını veriyor aslında bize. Doğrunun açısının tanjantını veriyor. Hangi açıyı? Yatayla yaptığı açının. Dolayısıyla tarafsız eksenimizin bize böyle bu şekilde konumunu belirlememizi gösteriyor. Peki o zaman bakalım. Iz bölü iy büyüktür 1 ise fi büyüktür teta. Değil mi? Iz bölü iy birden büyükse tanjant teta'yı birden büyük bir sayıyla çarpacağız. Fi büyüktür teta. Yok iz iy'den küçük ise yani küçüktür 1 ise fi o zaman teta'dan da küçük olacaktır. Yani m moment vektörümüzün altında olacaktır z'ye doğru. Değil mi? Iz bölü iy büyüktür 1 ise fi m vektörümüzün üstünde olacak sağa doğru. Bunu da bu şekilde not etmiş oluyoruz. Bilgilerimizi pekiştirmek için örnek yapalım. 40 milimetre çarpı 90 milimetre dikdörtgen kesitli ahşap bir kiriş. Dikey eksen ile 30 derece açı yapan bir eğilme momentine maruzdur. Daha önce hatırlayalım. Biz basit eğilmede momentlerimizi hep bu dikey düzlem içerisinde etkettirmiştik. Şimdi o dikey düzlemden 30 derece saat yönünde kaymış bizim momenti etkettirdiğimiz düzlem. Değil mi? Dikeyken 30 derece saat yönünde dönmüş. Peki A şıkkı kirişteki maksimum gerilmeyi bulunuz. B şıkkı tarafsız eksenin yatay düzlem ile yaptığı açıyı hesaplayınız. Peki. Şimdi eğer bizim
momenti uyguladığımız düzlem dikeyden 30 derece kaymış ise moment vektörümüz, yani moment yüklemesini temsil eden sağ el kuralına göre olan moment vektörümüz de ona dik olması gerektiği için o da aslında yataydan 30 derece saat yönünde dönmüş demektir, değil mi? Bunu aklımızda tutalım. Yani şurası da 30 derecedir M moment vektörümüz. Dolayısıyla biz MZ'yi buluruz ve MY'yi buluruz. Yani Y ve Z eksenlerine karşılık gelen bizim momentimizin bileşenlerini buluruz. Kosinüs 30'la ve sinüs 30'la çarparak. Yani 155.9 Nm ve 90 Nm olarak. Tabii şimdi biz MZ'nin etkisini analiz edeceğiz. MY'nin etkisini analiz edeceğiz. Dolayısıyla bize IZ lazım ve IY lazım. IZ için BH küp bölü 12'nin B'si nedir? Yatay uzunluktur. Yani 40 mm'dir. H küp nedir? 90 mm'dir. Onun küpüdür. Metreye çevrilmiş burada gördüğünüz gibi. IY, MY için ne lazım bana? IY lazım. Peki IY için o zaman B nedir? B, Y eksenine paralel olan boyuttur. Yani 90 milimetredir. H küp nedir? Bu kesite o zaman Y'ye dik olan boyuttur. O da 40 milimetre. Yani metreye çevrilmiş ve küpe alınmış durumda. Böylece biz IZ ve IY değerlerimizi hesaplamış oluyoruz. Şimdi MZ dolayısıyla, bakın MZ dolayısıyla bizim maksimum gerilme, çekme gerilmemiz nerede olacak? AB kenarımızın üzerinde olacak, değil mi? MZ'ye bakalım. Okumuzun yönüne bakalım. Şu şekilde üst tarafa doğru okumuz yönü. Yani DE'yi basmaya zorluyor. AB kenarını ise maksimum çekmeye zorluyor. Biz maksimum çekme değerine AB kenarındaki sigma 1 ile gösterirsek MZ çarpı Y bölü IZ'den Y değerimiz ne olacak burada bizim? 90'ın yarısı, yani şurası. Şu mesafe, tarafsız eksenden aldığımız bu mesafe. Peki. Ve IZ'mizi kullanacağız elbette. Böylece sigma 1 değerimizi bulduk. Yani AB kenarı boyunca oluşacak olan çekme eğilme gerilmesini. Değil mi? Çeki eğilme gerilmesini. Pozitif eğilme gerilmesi. Neden dolayı? MZ'den dolayı. Peki MY dolayısıyla ise ne olacaktır? MY'ye bakıyoruz. EB'ye bastırmaya çalışıyor. EB kenarına doğru okumuzun yönü. Ve AD kenarından da uzaklaşıyor, bakınız. MY'yi düşünüyoruz, değil mi? AD kenarında o zaman çeki oluşturacak. C değeri ne olacak? Şuradaki 20 milimetrelik mesafe olacak. MY'nin tarafsız ekseni çünkü Y ekseni. Değil mi? Bu asal eksenlere iz düşürdük momentimizi. MY için tarafsız eksen Y ekseni. O zaman burada kullanacağımız C değeri de 0.02. MY değerimizi koyuyoruz ama IY değerimizi kullanmamız lazım. Onu da hesapladığımız değerden alıp formülümüzde yerine koyarak 3.75 megapaskal olarak bulabiliyoruz. Peki şimdi bakalım. MZ AB kenarını silelim şurayı. MZ AB kenarı boyunca maksimum çekme oluşturdu. MY de AD kenarı boyunca çekme oluşturdu. Çekme gerilmesi açısından her ikisinin de, her iki moment yüklemesinin de ortak noktası neresi? A noktası. Yani MZ de A'yı çekmeye çalışıyor. Hesapladığımız miktar kadar. MY de A'ya çeki gerilmesi veriyor. O zaman süperpozisyon yaptığım zaman toplam problemdeki maksimum çekme gerilmesi nerede olacaktır? A noktasında. Sigma maksimum o zaman sigma 1 artı sigma 2'dir. Yani 6.64 mega paskaldır. Kirişteki maksimum görülmeyi böylece bulmuş olduk. Peki şimdi tarafsız ekseni de soruyor bize sorumuz. Hatırlayalım formülümüzü. Tanjant phi eşittir
Tanjant fi neydi bu? Tarafsız eksenimizin bu kesit üzerinde, tarafsız eksenimizin yatay ile yaptığı açıydı. Z eksenimiz ile yani. IZ bölü IY çarpı tanjant teta ile. Değil mi? Teta değerimiz 30 derece. IZ ve IY'yi zaten hesaplamış idik. Buradan biz 2,9 olarak hesaplayabiliyoruz. Neyi? Tanjant fi değerimizi. Tanjant fi, o zaman fi eşittir 71 derece olarak karşımıza çıkıyor. Bakın IZ, IY'den büyük değil mi? Neden? Bu kesit çünkü Y yönünde daha yüksek. Dolayısıyla IZ daha büyük oluyor elbette. Bu aynı kesit için. IY'den daha büyük. Ve dolayısıyla gördüğünüz gibi fi değerimiz de bizim teta'dan büyüktür çıktı. Yani teta bizim moment vektörümüzün yatayla yaptığı açıydı. Ki 30 dereceydi o. IZ, IY'den büyük olduğu için tarafsız eksenimizin yaptığı açı da moment vektörümüzün açısının üzerinde çıktı. Yani şu şekilde bir doğru üzerinde biz gerilmenin sıfır olmasını ne yapıyoruz? Hesaplamış oluyoruz böylece. Yani aslında bu keste şöyle perspektiften bakacak olursak ve üç boyutlu bir şekilde gerilme dağılımını zihnimizde canlandırmak istesek, bakınız A noktasında maksimum çeki gerilmemiz var. Hesapladık onu 6,64 megapaskal. B noktasında da bunun tam karşısı maksimum bası gerilmesi olacaktır. Bakın. Pardon, E noktasında bunun karşısı E noktası olarak işaretlenmişti. Burası A, burası E. Dolayısıyla burada maksimum çeki, burada maksimum bası olacak. Maksimum bası. B noktasında şimdi şurası tarafsız eksenden geçeceğine göre bakın. Açısı belli. Açısı belli. Şu noktalarda. Yani şurası 71 derece yatayla yaptığımız şu açı. O zaman bizim gerilmemiz bakınız 6,64'ten geldiğimiz zaman burada sıfırdan geçecek. Şurada. Buradan doğru çizebiliriz. Bu açıdan dolayı biz şu koordinatları bulabiliriz buradan hemen. Değil mi? Demek ki burada sıfırdan geçmeli. Yani şu şekilde bizim gerilmemiz azalacak bu kenar üzerinde. Hangi kenar üzerinde? AB kenar üzerindeki gerilme dağılımını çiziyoruz. B noktasında ise elbette burada sıfırdan geçtikten sonra şu kadarcık mesafede olduğu için negatife düşecektir. Yani bu kadarcık bir bası eğilme gerilmesine maruz kalacaktır B noktası. Bunların hepsini bu geometrik değerleri hesapladıktan sonra analizini yapabiliriz biz. Aynı A noktası için nasıl hesapladık bu sigma 1 ve sigma 2'yi toplayarak. Diğerleri için de artı eksi artı eksi ifadelerine bakarak A, B, C, A, B, E, D noktalar için her biri için aynı şekilde bu gerilme değerini hesaplayabiliriz. Benzer şekilde bakınız maksimum bası gerilmesi bölgesinden bir doğru çizsem DE kenarı boyunca olan tarafsız eksen noktasına buradan sıfırdan geçirmem lazım bu doğruyu bu okunucunda ve devam ettirmem lazım çeki bölgesine. Bu da bana neyi verir? D noktasındaki gerilmenin şiddetini verir. Onu gösteren oku verir. O zaman ben burada 6,64'lük A noktasındaki gerilmeyi bu sefer AD kenarı boyunca birleştirebilirim lineer doğru ile. Bu da bana neyi verir? Bu kenar boyunca olan gerilmeleri bu şekilde bu gerilme dağılımını gösterebilmemi sağlar. Aynı şekilde B ve E noktalarının gerilme okularının uçlarını birleştirdiğim zaman da BE kenarı boyunca olan bu gerilme dağılımını, lineer gerilme dağılımını bu şekilde gösterebilirim. Demek ki üç boyutlu bir şekilde bu resim ile ben gerilme dağılımını kenarlar üzerindeki, bu dikdörtgen kestiğim kenarlar üzerindeki gerilme dağılımını zihnimde canlandırabilirim. Elbette ki şu doğru benim tarafsız eksenim olmak üzere. Yani gerilmenin sıfırdan geçtiği doğru bu kesit üzerinde. Bunu da unutmuyoruz. Şimdi bir başka örnek yapalım.
şekilde görülen Z kesitli kiriş dikey düzlem içerisinde etki eden M sıfır eğilme momentine maruzdur. Dikey düzlem içerisinde etki eden M sıfır eğilme momentine maruz. Dikey düzlemimiz burası. Onun moment vektörü bu düzlemden 90 derece sağ el kuralına göre nedir? Açısal olarak uzaktadır. Yani Z ekseni üzerinde etki etmektedir benim M0 eğilme vektörü. A noktasındaki gerilmeyi, bak A noktası bakın tam şu uç nokta. B tarafsız eksenin yatay eksen ile yaptığı açıyı hesaplayınız. Kesitimizin detayları bize verilmiş bakınız. 80 mm, kalınlığımız 12 mm, dikey bölgenin kalınlığı da 12 mm ve toplam yüksekliğimiz de 100 mm. Bu özelliklerdeki bir kesit için IY verilmiş, IZ verilmiş ve IYZ verilmiş. Yani Y ve Z eksenlerine göre olan çarpım atalet momentimiz de verilmiş. Şimdi önce bizim tabi şartımız neydi? Basit eğilme yöntemlerini uygulayacağız analizimizde. Bunun için momentimizin bizim asal eksenlerden uygulanması gerekiyor. Asal eksen midir şu anda Z ekseni? Diyebilir miyiz bunu? Yani şu Z ekseni herhangi bir simetri ekseni mi? Hayır, değil. Her ne kadar simetrik gibi gözüküyor olsa da Z'nin bu alt ucu değil mi? Şu tarafta olmadığı için, eğer şu tarafta olsaydı yani U gibi bir kesit olsaydı diyebilirdik ki Z evet simetri eksenidir. O zaman olduğu yerde kalabilirdi M0 ve direkt biz basit eğilme hesabı yapabilirdik. Ancak bu burada yok. Sağ tarafta değil mi? Z şeklinde bir kesit oluşturmuş. Yani bizim aslında o zaman bu kesitimiz herhangi bir eksene göre simetrik değil. Bir noktaya göre simetrik diyebiliriz. Orta C noktasına göre. Bunun tam karşısında bir başka nokta var. Bunun karşısında bir başka nokta var. Şunun karşısında bakınız bir başka nokta var. Hepsi de C tam orta noktaya göre simetrik değil ama eksene göre simetrik yok. Ama bu bizim için bir şart olması gereken. Dolayısıyla bunu aramamız lazım. Yani neyi aramamız lazım? Bu kesitin asal eksenleri nerede? Hangi açıda asal eksenim var? Ve o eksenlere benim bu M0 yatay olarak gösterilen bu vektörün o eksenlerdeki bileşenlerini alıp ona göre uygulama yapmam lazım. Bu kesitime eğilme momenti bileşenleri olarak ilgili asal eksenlerden. Nasıl bulacağım asal eksenlerimin yerini? Şimdi düşünelim bakınız. Biz daha önce hatırlayalım statik dersinden şöyle bir genel bir şekle sahip bir alan düşünelim. Değil mi? Bunun buraya x diyelim. Buraya y diyelim. İşte ix, iy ve iz değerlerini biliyorsak biz mor çemberi üzerinde biz şuraya ix, iy diyelim. Buraya da ixy diyelim. Xy düzlemiyle. Ne yapıyorduk? Ix değerimizi alıyorduk, işaretliyorduk buradan. Iy değeri mesela bize bu kesitten tabii ix, iy ya hesaplayacağız kendimiz ya da verilmiş olacak bize ixy her üçü de. Biz şimdi bunun atalet momentlerinin transformasyonu ile asal eksenleri bulmaya çalışacağız. Şimdi ix, iy ve ixy verilmiş ise ne yapıyorduk? Önce birinci bir noktayı işaretlememiz lazım. Ix'imiz bizim buradaysa birinci noktamız. Ixy değerimiz de şöyle bir değer ise gelip burada bunun şeyini işaretliyoruz. Burası bizim diyelim ki x noktamız. Daha sonra iy değerimiz bize ne verilmişse mesela daha ix'ten daha düşük bir değer ise bu sefer aynı ixy şiddetinde ama negatif bölgede gelip şuradan eksi
X, Y'de bunu kesip şu şekilde ikinci noktamızı buluyorduk, hatırlayalım. Ve buradan biz bu iki noktayı birleştirdiğimiz zaman aslında mor çemberi için çap doğrumuzu bulmuş oluyorduk. Şurası IXY bize verilen, şurası da eksi IXY. Bu bizim IX değerimiz, problemimiz için geçerli olan bu da IY değerimiz. Şimdi peki ne olacak? Bunu biz bir çembere aynı şekilde bir şey yapmaya çalışayım. Tamamladığımız zaman şu şekilde, değil mi? Biz aslında bu transformasyon çemberini bu şekilde oluşturmuş oluyorduk. Amacımız ne? Şu anda bizim bu X ve Y aslında bu eksenlere göre olan atalet momentlerinin konumunu ve değerlerini temsil ediyor bu iki nokta, X ve Y noktaları. Ben bunu ne yapmam lazım? Bunu örnek olarak verdik tabii. Asal eksenler bizim şurası A ve B noktalarımız ise A ve B. Bakınız şu X, Y doğrumu şurada 2 teta m kadar döndürürsem nasıl? Saat yönünde bu yataylara geliyorum ki burada IXY 0. Değil mi? Yatay A ve B noktalarında. Amacım o zaten. Asıl eksenleri öyle buluyoruz. Yani şu çemberde 2 teta m kadar dönmemiz demek, burada teta m kadar dönmemiz demek idi. O zaman buraya A, şuna da B eksenimiz dersek, bunu tabii ben gösterim olarak size ek bilgi olarak vermiş oluyorum. Gerçekte böyle bir şeklin I'ye, IX'i I'ye'den büyük olmayabilir. Bu sadece temsili gösterim. Şurası o zaman bizim nedir? Bakınız. Teta M değerimiz. Bunlar o zaman demek ki bizim bu kestiğimiz için neymiş? Asal eksenlerimiz. Bu teta M'i de biz şu geometrik detaylardan bulabiliyoruz. Çünkü IX'in değerini biliyorum. IY'nin değerini biliyorum buradaki. Değil mi? IY'nin değerini biliyorum. Dolayısıyla şu doğrunun uzunluğunu biliyorum. Onu yarıya böldüğüm zaman bu çıkıyor karşıma, şu kenar. Şurayı böldüğüm zaman pardon, IXY'nin direkt değeri şu dik kenar, dik üçgenin. Şu mesafeyi de bildiğim için buradan hemen 2 teta m hesaplayabilirim. Yarı çapını hesaplayabilirim bunun. Ortalama değere bu yarı çap eklediğim zaman A ve B değerlerini, yani IA ve IB değerlerini böylece ne yapabilirim? Bulabilirim. Bunlar asal atalet momentleriydi. Asal atalet momentleri değerleri A ve B noktaları için. A ve B. Peki şimdi burada anlattığımı şu probleme uyarlayalım. Bu Y'yi bakınız, Y'yi bu problemdeki X eksenimiz gibi düşünebiliriz. Ondan saatin ters yönünde 90 derece uzakta olan da Z eksenimiz var. Bunu da Y gibi düşünebiliriz. Yani şu eksenleri aslında burada gösterdiğim şu X, Y eksenlerini 90 derece döndürün. Saatin ters yönündeki sağ el kuralına göre de biz Y ve Z eksenlerini elde ediyoruz, değil mi? Buna Y demişiz, buna Z demişiz. O zaman burada anlattığım şekilde buradaki Y'yi X gibi düşüneceğiz. Buradaki Z'yi de Y gibi düşüneceğiz. Şuradaki anlattığım işlemler için. Peki, Y ekseni için o zaman alıyorum IY değerimi 3,25. Yani şu D noktasının koordinatı X ekseninde 3,25'miş. Bunun IYZ değerini Y için, ki buradaki problemde X idi o, pozitif alıyorum. Yani 2,87 alıyorum. Bunun da buradaki Y eksenindeki koordinatı 2,85'miş. Kesiştiği yer burası. İki noktanın D'yi işaretledim IY için. Şu noktayı işaretledim IYZ için ve Y'nin koordinatını buldum. IZ değerimi aldım 4,18. Yani şu F noktasının koordinatı. Geldik eksi IYZ'yi aldık ki o da yukarıdaki IYZ'nin tam negatif işareti. Yani eksi 2,87. O da bana şu Z koordinatımı verdi. Bu ikisini birleştirdiğim zaman aşağıda aynı şekilde anlattığım gibi çap doğrumu verdi. Ve böylece ben ne yapabiliyorum? Mor çemberimi buradan oluşturabiliyorum gördüğünüz gibi. Bakınız.
Geriye ne kaldı? Benim asal eksenlerimi bulmak. Ben o zaman demek ki bu sistemi şu şekilde saatin ters yönünde 2 TTM kadar döndürürsem çember üzerinde, mor çember üzerinde statik dersinden hatırlayalım. Asal atalet momenti için çember üzerinde 2 TTM kadar döneceğiz. Gerçek düzlemde ise TTM kadar. Bu transformasyon denklemlerinden gelen o kosinüs 2 TTM sinüs 2 TTM'den dolayı geliyor. Dolayısıyla 2 TTM kadar döndüğüm zaman burada bir V noktasına, burada bir U noktasına ulaşabiliyorum. Ki bunlar benim aslında asal atalet momenti değerlerim olacak. Bakalım I ortalama nedir? Şu F ve D noktalarının X eksenindeki koordinatlarının ortalamasıdır. Yani 3.25 artı 4.18'in yarısıdır. Tanjant 2 TTM nedir o zaman? FZ yani 2.87 şurası bakın dik kenar bölü EF F eksi D'nin yarısıdır. Değil mi? F eksi D'nin yarısıdır. Bu ortalamayı asal atalet momentini hesaplarken kullanacağız. Ona çap değerini ekleyeceğiz. EF'nin değeri 0.465. Nedir o yani? 4.18 eksi 3.25 bölü 2'dir. F'den D'yi çıkartmamız demek. 4.18 eksi 3.25 onun yarısı lazım bize. Yani şu EF yatay kenar uzunluğu lazım bu dik üçgende. Buradan 2 TTM'i 80.8 derece yani TTM'i bakınız 40.4 derece olarak hesaplayabiliyoruz. Hangi yönde? Saatin ters yönünde döndürüyoruz eksen takımımızı. Peki buradan R kareyi hesaplayalım şimdi bunun yarı çapını. EF'nin karesi artı FZ'nin karesinin kareköküdür yarı çap. Karelerini almışız gördüğünüz gibi. Buradan R değerimizi 2.91 çarpı 10 üzeri eksi 6 metre üzeri 4 olarak hesaplıyoruz. Atalet momenti biriminde metre üzeri 4. O zaman IU nedir? Şimdi buraları temizleyelim. IU, U eksenine tekabül eden atalet momenti nedir? I ortalama şu değer eksi yarı çaptır. Yarı çap kadar çıkarmam lazım. Ki I minimumdur o. I ortalama eksi R. Bana U eksenine karşılık gelen değil mi? Yani Y eksenini teta M kadar döndürdüğüm zaman şöyle bir eksene karşılık gelecek. O saatin ters yönünde döneceğim. Nasıl? Teta M kadar. Buna diyeceğim ki U ekseni. Burada 2 teta M kadar dönüyorum çemberde. Gerçek düzlemde teta M kadar döneceğim. Peki Y noktasını döndürdüğüm zaman U'ya geliyorum bakın. Bu bana U'yu verdi. I ve I ortalama artı R yani V noktasını verecek. Bu da Z ekseninin saatin ters yönünde dönmesiyle ne kadar? Yine teta M kadar dönmesiyle o düzlemde şurası da bana neyi verecek yine? Teta M. Bu da V eksenimi verecek. I V eksenine karşılık gelen bizim asal atalet momentimizde 6.63 10 üzeri eksi 6 metre üzeri 4. Şimdi U ve V eksenleri bizim asal eksenlerimiz olduğuna göre I, U, V asal eksenin tanımı gereği I, U, V eşittir sıfırdır. Değil mi? Çünkü U da V de bizim şuraya alırsak asal eksenlerimizdir kesitimizin. Dolayısıyla çarpım atalet momentleri sıfırdır. Çarpım atalet momenti bu eksenlere göre sıfırdır. Şimdi o zaman biz problemimizi her ne kadar düz, yatay ve dikey kenarları olan Z kesitli kirişimize biz yatay bir moment vektörü uyguladığımız zaman basit bir problem gibi gözükse de Z ekseni ve dolayısıyla Y ekseni asal eksenler olmadığı için önce bu eksenleri Y ve Z'yi 40.4 derece saatin ters yönünde döndürerek biz U ve V eksenlerimizi bulmamız gerekti. Şimdi ne yapacağız? O zaman biz bu uygulanan momentimizi M0 yatayda olan momentimizi biz
V ve U eksenlerine iz düşürmemiz lazım. Yani M0'ın o eksenlerdeki iz düşümlerini yani bileşenlerini almamız lazım bu eksenlere göre. MU nedir o zaman? MU M0 çarpı sinüs teta M'dir. Çünkü teta M, M0'ın MV ile yaptığı açıdır. MU dolayısıyla sinüs teta çarpanı ile gelir. MV ise kosinüs teta çarpanı ile gelir. Bakınız teta M burada. Ve 972 ve 1142 Nm olarak MV değerimizi V eksenine iz düşümünü momentimizin ve U eksenine iz düşümlerini bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Yeşille gösterilmişti. Ben şimdi kırmızıyla üstünden geçtim. Başka ne lazım bana? Soru bana şunu soruyor. A noktasındaki gerilmeyi soruyor. Şimdi tamam, biz bu noktalara iz düşürdük. Bana şu A noktasının koordinatları lazım. Nereye göre? Basit eğilme hesabı yapacağım. Ve ben MU ve MV momentlerini uygulayacağım. Yani U ve V eksenleri aslında ben tarafsız eksen her bir moment vektörünü uyguladığım zaman tarafsız eksen gibi düşüneceğim değil mi bu eksenleri? Her birini uygularken, ayrı ayrı uygularken. Ama birleştirdiğim zaman elbette ki tarafsız eksen bu eksenlerden herhangi biri olmayacak. Dolayısıyla bu eksenlere göre olan mesafeler lazım bana. Yani bu A noktası bu U ekseninden ne kadar uzaktadır? Bu A noktası bu V ekseninden ne kadar uzaktadır? Yani şu mesafe ne kadardır? Değil mi? Şurada MU için bana ne lazım? Şuradaki bu V mesafesi lazım. VA değeri lazım. VA'nın koordinatı lazım. V eksenine göre. Değil mi? MV'yi hesapladığım zaman MV bakalım. O zaman şuradaki bu mesafede aslında UA olacak. A'nın U koordinatı. U eksenine göre koordinatı lazım. MV'yi uygularken de. Dolayısıyla bunları bulmam lazım. Yani ben koordinat transformasyonu yapmam lazım. A noktasının geometriden şunu kitaplarınızdan da bakabilirsiniz. Şu VA ve biraz önce de şurada açıkladığım gibi bana UA koordinatları lazım. Bu eksenlere göre olan dik uzaklıklar yani koordinatlar lazım. Daha önceki eksenlere göre neydi bu A noktasının koordinatı? Şuradaki YA koordinatımdı ve buradaki şu ZA koordinatımdı değil mi? Transformasyon yapmadan veya koordinat sistemi döndürmeden. Bildiğim koordinatlar benim bunlar. YA ve ZA'yı biliyorum çünkü problemin boyutları verilmiş bana. 80 milimetreden 12'nin yarısını çıkartırsam yani şurayı çıkartırsam o bana ne verecektir? 6,74 milimetre verecektir. Şu A'nın Y eksenine göre olan dik uzaklığı yani Z koordinatıdır bu. Diğer yandan şuraya olan uzaklığı nedir? Yüzün yarısı olacaktır. Yani Y koordinatı da 50'dir. Bunları biliyorum. Ama biraz önce de söylediğim gibi bana VA değeri lazım şu değer ve UA değeri lazım. Yeni eksenlere göre benim koordinatım lazım. İşte UA eşittir. Bu problemden YA çarpı kosinüs teta m artı ZA çarpı sinüs teta m olduğunu geometriden ispat edebilirsiniz. Burada da gösterildiği gibi ve UA değerini hesaplayabiliriz. Benzer şekilde VA ise bakınız VA ise y eksi YA çarpı sinüs teta m artı ZA çarpı kosinüs teta m olduğunu görebiliriz. VA değerimizin de bu formül ile hesaplandığını ispat edebiliriz. Ve bu formülle de A noktamızın V koordinatını hesapladığımızda bu da 23,9 milimetreymiş. Yani 86 milimetreye 23,9 milimetre. Biraz önce de söylediğim gibi ben bu UA koordinatını nerede kullanacağım? MV'yi uygularken.
V eksenine göre moment uygularken V eksenine iz düşürülmüş momentin eğilme problemi için mesafesi nedir? U yönündedir. UA'yı MV için kullanacağım. VA'yı ise bakınız VA'yı ise burada MU eğilme momentimi uygularken ise ona dik uzaklık olan bu VA koordinatını kullanmam lazım. Peki dediğim şeyi burada formül olarak yazmış bulunuyoruz. Hemen bakıyoruz şimdi. Benim MU, şurada işaretlediğim MU saatin ters yönünde yani pozitif U ekseni boyunca etkileyen sahil kuralına göre bir momentum var. A noktasını ne yapıyor bakınız. Ben burada şurada çizersem bunun döndürme yönünü de çizeyim. Şurası benim MU burada da gösterilmiş ve momenti eğik ok vektörü olarak da gösterdim burada. U'nun altında kaldığı için değil mi? A noktasını bakınız yani bizim eğik moment vektörümüzün uç noktasında kaldığı için arka noktasında A noktasını çekmeye zorluyor. Hangi mesafeyle? VA mesafesiyle. Dolayısıyla artı diyoruz. Çekme o çünkü. MU çarpı VA bizim eğilme momentimizin mesafesi bu VA bölü IU'dur. MU'yu kullanıyoruz. Burada da IU'yu kullanmamız lazım. Peki şimdi gelelim MV kısmına. MV vektörümüzü burada çizelim. Aynı şekilde. Ve şuraya diyelim MV bileşenimiz. Eğik ok olarak da gösterelim. Döndürme yönünü şu şekilde. Sahil kuralına göre çapraz sola doğru aşağıya. Bakınız eğik okumuzun veya eğri okumuzun ok ucu A bölgesine doğru V ekseninin üstündeki kısımları bastırmaya çalışıyor. Yani aslında A noktasını da bası gerilmesine zorluyor. Dolayısıyla burada eksi işaretimiz olmalı. Neden? Çünkü pozitif U bölgesini bastırmaya zorluyor. O zaman MV çarpı UA bize şu mesafe lazım MV için. A noktamızın U yönündeki koordinatı bölü IV. MV'yi kullandığımız için burada da IV'yi kullanmamız lazım. Şimdi bu formülde o zaman biz ne yapıyoruz? Bütün değerlerimizi sayısal olarak artık hesapladık, biliyoruz. Yerine koyabiliriz. İşaretimize de dikkat ederek şuradaki eksi işaretimize. Ve A noktasındaki gerilme değerimizi 13,87 megapascal olarak hesaplayabiliriz. Bakınız o noktadaki gerilmeyi hesaplamak için bayağı kapsamlı ön analizler yaptık. Ne için? Asal eksenlerimizin önce nerede olduğunu bulmak için. Sonra moment vektörümüzü o asal eksenlere iz düşürdük ve bileşenlerini bulduk o eksenlerdeki. Bitti mi? Hayır. O moment vektörümüzün o eksenlerdeki bileşenlerini eğilme problemi, basit eğilme problemi yöntemiyle uygulayabilmemiz için o asal eksenlere göre olan bu A noktamızın koordinatlarını bulmamız gerekti. Yani o eksenlere olan dik uzaklıkları bulmamız gerekti. Orada da yine koordinat transformasyon denklemlerini kullandık. YA ve ZA'yı biliyorduk. Teta M'i biliyoruz. Buna göre UA ve VA koordinatlarını kullanmamız gerekti. Ve MV için UA'yı, MU için de VA koordinatını kullanmamız gerektiğini biliyoruz değil mi? Nasıl basit eğilmede MZ çarpı Y diyorduk. Yani Z eksenindeki moment için Y koordinatını kullanıyorduk. Burada da aynı şekilde ona da dikkat ediyoruz. Bu koordinatları da bulduktan sonra, hesapladıktan sonra ancak biz A noktamızın gerilmesini hesaplayabildik. Sorunun bizden istediği A şıkkını çözmüş olduk. Peki, şimdi tarafsız ekseni de soruyordu bize sorumuz. Tarafsız eksen. Şunlar bizim daha önce hesaplayıp bulduğumuz değerlerdi. Hatırlayalım. MU ve MV. MU, U eksenindeki bileşenimiz. MV, V eksenindeki bileşenimiz. Tanjant fi neydi? Tanjant fi. Bakalım. IV bölü IU.
daha önceki formülümüzü yazacak olursak, tanjant fi eşittir neydi? Iz bölü iy çarpı tanjant teta idi, değil mi? Hatırlayalım. Biz bunu çıkartımını yaptık bu denklemin. Ne içindi bu? Z ve y eksenimiz şu şekildeydi, hatırlayalım. Z ve y eksenimiz işte bizim şu şekilde bir dikdörtgen kestiğimiz var ise örneğin, değil mi? Moment vektörümüz de bizim şu şekilde bir m teta'ya, teta açısına sahip ise, teta açısı şöyle göstereyim, iz bölü iy, bu moment vektörümüzü de hatırlayalım. Tanjant teta neyi temsil ediyordu bize? Şuradaki my bölü mz'yi temsil ediyordu. Hatırlayalım. Bu problem için aynı formülü kullanmak istesek biz, bakıyorum şimdi, şu problem artık benim için önemli olan. Şurası bakınız. U ve v eksenlerine göre hareket ediyorum. Z yerinde ne var? Yönlere dikkat edelim. Z yerinde v var. Dolayısıyla iv. Y yerinde ne var bu probleme göre? Dönmüş. Teta m kadar sadece dönmüş bu eksenler. Y yerinde de u var. O zaman iu. Dönme açım ne kadar? Bakınız. Yatay eksen. Şimdi artık bu v ekseni. Yani z ekseninin yerine v ekseni geldi. Momentumin açısı da teta m kadar, bakınız burada. Dolayısıyla burada da tanjant teta m var. İfadeleri yerine koyduğum zaman bunların hepsini biliyorum artık, ben hesapladım. Fi eşittir 81.8 derece olarak hesaplayabiliyorum. Fi nereden ölçülen açı? Fi aslında benim şuradaki z eksenimden ölçülen açıydı. Hatırlayalım, değil mi? Tarafsız eksenim benim şöyle. Şuradan fi buradan ölçülen açıydı. Yani benim buradaki v eksenimden, buradaki probleme göre yeşil eksenlerin v ekseninden ölçülen açı olmalı. Şurası yani aslında hesapladığım fi değeri. Soru bize neyi sordu? Tarafsız eksenin yatayla yaptığı açı nedir? Z ekseniyle yaptığı açı nedir? E aradan neyi çıkarmam lazım o zaman? Şu teta m değerini çıkarmam lazım. Çünkü şurası m0 ile v ekseni arada teta m açısı yapıyordu. Burada da işaretlendiği gibi. Yani bana beta açısını soruyor. Beta fi eşit fi eksi teta m'dir. Fi eksi teta m'dir. Burada o zaman 81.8 derece eksi 40.4 derece 41.4 derece olarak demek ki karşıma çıkıyor. Tarafsız eksenin, bu problemin için tarafsız eksenin yatay ile yaptığı açı. Bakınız, problem aslında bir basit dikey ve yatay kenarları olan bir z kesiti gibi karşımızda duruyor ve momentimiz, moment vektörümüz de yatay. Tamamen basit eğilme problemlerinde şu ana kadar çözdüğümüz gibi diğer önceki derslerimizde. Yani ilk bakışta hemen mc bölü i formülünü hemen uygulayabilirim gibi düşünebilirsiniz. Hayır. Daima bakacağımız şey ne? Kesit simetrik mi değil mi? Simetri ekseni var mı yok mu? Simetri ekseni varsa o zaman momentin uygulandığı eksen bu simetri eksenlerinden veya simetri ekseni olmasa bile asal eksenlerden biri mi? Çünkü simetri ekseni dikey düzlemde olabilir. Dikey düzlem aynı zamanda asal eksen olduğu için yatay eksen de mecburen asal eksen olacaktır. Dolayısıyla yatay eksende uygulanan da basit eğilim açısından o zaman kabul edilebilir. Ancak bu eksen asal eksenlerden biri değil ise, ki bu problemde öyle, bakınız ne kadar bir ön detaylı analiz yapıp o asal eksenleri bulmamız, moment vektörümüzü o eksenlere iz düşürmemiz, A noktasının o eksenlere göre koordinatlarını bulmamız ve ondan sonra her iki momenti ayrı ayrı etikettirerek A noktası için gerilme etkilerini bulmamız ve işaretlerine de dikkat ederek o gerilme değerlerini toplayarak toplam gerilmeyi bu şekilde bulmamız gerekti. Yani oldukça aslında kapsamlı bir problem çözmüş olduk. Dersimizin faydalı olması dileğimle hoşça kalın.